Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bu videomuzda şirin bebek öreceğiz. Bakın şöyle çok tatlı, şirin mi şirin bir kız oldu. Göstereyim. Evet. Bu şekilde hanım hanımcık bir kız. Boyumuz yaklaşık 28 santim civarı oldu. Eğer benim kullandığım ipleri kullanırsanız bu şekilde bir kızınız olabilir. Hemen malzeme listemi saymak istiyorum. Ondan öncesinde YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sorularınızı yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet, bütün vücutta kullandığım iplerim yanart cins arkadaşlar. Yine kodlarıyla birlikte açıklama kısmında vereceğim. Ten renginden az miktar ihtiyacımız oluyor. Çünkü şuraya kadar çorap giydiriyoruz. Beyazla örüyoruz yani. O yüzden az miktarda ten renginiz yeterli. İstediğiniz tonları ve istediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz. Sadece saç için Peria kullandım. Böyle Peria'nın kahverengi tonlu bir ipi. Kaş göz işlemek için ince bir ip. Eğer bundan yoksa siyah veya kahverengi iplerinizi katlarına ayırabilirsiniz. Bütün vücutta kullandığım 2 numara tığ. 12 milim renkli mavi kahverengi hangi renk isterseniz o renk gözler. Makas. Sonrasında az miktarda şöyle arkadaşlar. Tüylü bir ip kullandım. Olmasa da olur. Varsa da güzel duruyor. Saç bandı için yine kullandığınız iplerinize göre 2 numara şiş. Evet, malzeme listemi de saydığıma göre kızımızı örmeye başlayalım. İlk olarak kollarımızı örmeyle başlayacağız. Kollarımız bu şekilde. İlk olarak ten rengimizi alıyoruz. Ve sihirli halkayla devam edeceğiz. Sihirli halka yapıyorum. Ve içerisine 6 adet sık iğne. 2 3 4 5 6 kapatalım. İkinci sırada hepsine çift batıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine 2 defa batıyoruz. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Altı. İkinci sırayı bitirdim. Şimdi üçüncü sırada 3 tek bir arttırma yapıyorum. 2. 3 sık iğne yapıyorum. Bir diğerini arttırıyorum. Bunu 3 kez tekrar ediyoruz. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, ikinci. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, üçüncü. Toplamda 15 adet sık iğnem var. 3. sırayı da bitirdim. Şimdi 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan 15 sık iğnemizi 4, 5 ve 6. sıraları yapalım. 3 sırayı düz bir şekilde örelim. On dört, on beş. Toplamda 6. sıramıza kadar 3 sıramı 15 sık iğne ördüm. Şimdi 7. sıramdayım. 7. sıramda 3 tek bir eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 tek yaptım. 1 eksilttim. 3 kez tekrar ediyoruz. 1. yaptık. 1, 2, 3 tek. Bir eksiltme, ikinci.
Bir, iki, üç tek, bir eksiltme, üçüncü. Toplamda 15 olan sık iğnem 12'ye düştü. Şimdi 8. sıradayız. 8. sırayı 12 sık iğne düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Ten rengiyle olan işlemimiz bitti. Şunu saklayalım içeri. Şimdi kullanmak istediğimiz tonumuzu alıyoruz. Evet, şimdi kullanmak istediğimiz tonumuzu alıyoruz. Ben şöyle koyu bir krem kullanıyorum. Renk geçişinden önce şöyle yarım santimlik bir uzun ip bırakıyoruz ve onu bu taraftan alacağız. Renk geçişimizi yaptık. İpimiz bu tarafta kalacak arkadaşlar. Yarım metre bir ip bıraktım. Şimdi arka ilmeklerden alarak sadece bir sırayı 12 sık iğne örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Ten rengimizi artık koparabiliriz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9. sıradayız. Şu mesafeyi arkadaşlar düz bir şekilde, yani 31. sıraya kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ve şuradaki işlemimizi de yaptıktan sonra kolumuz bitiyor arkadaşlar. Şimdi 31. sıraya kadar bu mesafeyi örüp gelelim. Evet, 31. sırama kadar düz ördüm. Şimdi hemen şuradaki işlemini yapmak istiyorum. Krem rengi ipimizi koparabiliriz. Burada hatırlarsanız yarım metre ip bırakmıştık. Şimdi koldaki yaptığımız flo kısmına ipimi takıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine ilmeğimi kaydırıyorum. Onun yanındakine ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İlmek kaydırma. Bütün yaptığımız flo kısımları arkadaşlar ön ilmeklere ilmeğimizi kaydırarak bu işlemi bitiriyoruz. Ve kol kısmı bitmiştir. Siz de aynısından iki tane örüyorsunuz. Ve hemen bacaklara başlıyoruz. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Aynısından siz de bir tane daha örüp geliyorsunuz. Şimdi hemen bacaklarımızı örmeye başlayalım. Bacaklarımızda istediğiniz tonları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle gri, mavi, pembeli tonlar tercih ettim. Şimdi ayak tabanımızı, yani gri rengimi alıyorum. Gri rengimi aldım ve hemen 7 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonda kalan bir zincirim var. Onun içerisine de 3 sık iğne yapıyorum. 1,
2, 3. Hemen karşı tarafa geçtim. Şuradaki ipi de yine arasında yürütüyoruz. Zincirin bir katını aldım. 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonda kalan bir zincirim var. Ona da bir tane arttırıyorum. Aynı zincir içerisine çift batıyoruz. Ve sıramı bitirmiş oldum. Burada ilmek kaydırma yapacağım. Hemen tığımı battım. İlmeğimi kaydırıyorum arkadaşlar ve bir zincir çekiyorum. Şimdi birinci sıramızı bitirdik. Toplamda 14 sık iğnemiz var. Şu ikinci sırada hemen aynı yere tekrar giriyorum ve bir tane arttırıyorum. Dört sık iğne. 1, 2, 3, 4. Arka arkaya 3 kez arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Devam ediyoruz. 4 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Sonda kalan 2 sık iğnemiz var. 2 tane arka arkaya arttırıyoruz. 2. Ve yine ilmek kaydırma yapacağım. Bakın hemen şuraya değil arkadaşlar. Buraya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar giriyorum. Ve üçüncü sırama geçmiş oldum. Toplamda 14 olan sık iğnem 20 oldu. Üçüncü sırada da bir sık iğne bir arttırma. Zaten bir sık iğneyi yapmıştık. Bir tane arttırdım. Yine 4 sık iğne. 2, 3, 4. Burada da arka arkaya 3 kez bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptım, bir çift, ikinci, bir tek, bir çift, üçüncü, bir tek, bir çift. 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4. Arka arkaya 2 kez bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Yine ilmeğimizi kaydıralım. İlmeğimi kaydırdım ve bir zincirle yukarı çıktım. Hemen aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü sıramıza geçmiş olduk. Şimdi iki tek, bir çift yapıyoruz. Birini örmüştüm. İkinci tekim, bir çift. Dört sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Burada arkadaşlar yarım trabzan olarak yani başını alıyorum. Bir seferde çekiyorum. Başını alıyorum. Bir seferde çekiyorum. Yarım trabzan olarak arka arkaya 3 kez 2 tek 1 çift yapıyoruz. Birinci arttırmamı yaptım. 1, 2 tek, 1 çift. Sonuncu yani üçüncü. 1, 2 tek, 1 çift. Evet, bundan sonrasını sık iğne ile devam ediyoruz. 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4. Burada da arka arkaya 2 kez, 2 tek, 1 çift yapacağım. 1 çift. 1, 2 tek, 1 çift. Dördüncü sıramızı bitirdik arkadaşlar. İlmeğimi kaydırıyorum.
bir zincir çektim. Şimdi hemen buna uygun bir plastik kesiyoruz. Benim plastiğim burada. Şöyle arkadaşlar, bu şekilde plastiğimizi hazırlayalım. Şimdi renk değişikliğimiz olacak. Dördüncü sırayı bitirdik. Toplamda 32 adet sık iğnemiz var. Şimdi hemen mavi rengimi alıyorum. Siz de kullanmak istediğiniz tonu alabilirsiniz. Renk değişikliğimi yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada batıyorum. Yanından çıkıyorum. İnşallah görünüyordur. Bir. Hemen yanından. İki. Üç. Dört. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde. 32 sık iğneyi tamamlayalım. Bakın görüntümüz böyle. Evet. Yukarıdan giriyoruz, batıyoruz ve yanından çıkıyoruz. Bu şekilde 32 sık iğnemizi tamamlayalım. 6, 7 ve 8. sıraları da normal sık iğne şeklinde 3 sırayı düz örüp gelelim. Şimdi 3 sıramı da düz bir şekilde ördüm ve geldim arkadaşlar. Eksiltmelerimiz olacak. Ama şu gri ipten bir kurtulmam gerekiyor. Evet. 8. sırayı ördük. İlmek kaydırma ile birleştirdik ve zincirle yukarı çıktık. 9. sıramdayım. Hemen dibinden bakın arkadaşlar. Dibinden batıyorum ve 7 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Burada biz yine de el farkı olacağı için şöyle ayakkabıyı katlayınca 2, 4, 6 sık iğne bu tarafta. 6 sık iğne de bu tarafta olacak. Bakın benimki tam. Bir tane daha örmem gerekiyor. 8 oldu. Bir diğer ayakta 7 yapmıştım. Bunda 8 oldu. Şimdi arka arkaya 6 kez eksiltiyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi 12 sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip yukarı çıkıyorum. 32 olan sık iğnemiz 26'ya düştü. Şimdi devam ediyoruz. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 7 sık iğne öreceğim. Burada da arkadaşlar 4 sık iğne bu tarafta, 4 sık iğne bu tarafta. Evet, 6 yapınca tam eşit oluyor. Ben 6 sık iğne yapıyorum. Siz yine de kontrol edin. 1 arka arkaya 4 kez eksiltiyorum. 6 sık iğneden sonra 2 3. eksiltmem. Dördüncü eksiltme. Şimdi arkadaşlar burası fazla küçülmeden
Plastiğimizi yerleştirelim. Evet, gayet güzel oldu. On bir sık iğne olması lazım. Sıra sonuna kadar düz örelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki arkadaşlar. On bir değil, on iki. Evet, sıra sonuma geldim. İlmeğimi kaydırdım ve zincirle yukarı çıktım. 10. sıramızda toplamda 22 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 11. sıradayız. 7 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen öndeki 3 sık iğneyi ön ilmeklerinden alarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Üçünü aynı anda çekiyoruz. Üçünü aynı anda çektim. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi toplamda 20 sık iğnemiz vardı. En son 11. sıramızdaydık. Şimdi 12. sıramızdayız arkadaşlar. Beyaz rengimi alıyorum ve artık çorak rengime geçmek istiyorum. Şimdi mavi ipi arkada bırakacağız. Mavi ip arkada olacak. Beyaz rengime geçiş yaptım. Hemen yanındakine arka ilmeğinden arkadaşlar bu şekilde bloğu şeklinde geçişimi yaptım. Şimdi burayı düz bir şekilde biraz zor da olsa örelim. İçinde plastik olduğu için zorluyor. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Bundan sonraki sırada ilmek kaydırma yapmayacağız. Spiral bir şekilde öreceğiz. Yirmi sık iğnemizi bloğu şeklinde beyaz ipimizle ördük. Şimdi 13. sıradayız. 13. sırada 5 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 sık iğneden sonra 2 tane arka arkaya eksiltiyorum. 1 2 Şimdi sıra sonumuza kadar düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 10 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar içerisine lef koyacağız ama ondan önce bir işlemimiz var. Şuradaki şerit kısmını oluşturmamız gerekiyor. Hemen hafif koyu pembe bir ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ve
Bakın tam şuradan plastiğe de dikkat ederek girdim. Ve zincirimi şöyle içeri çekiyorum. Tutalım. Şimdi arkadaşlar hemen yanındakine inşallah şöyle görünüyordur. İlmek kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Pembeyi buradan buluyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Pembeyi buluyorum. Bakın. İlmeğimi kaydırıyorum. Biraz zor oluyor ama güzel duruyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün sıralarımızı bitirelim. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi pembeyi koparıyorum. Şöyle tam ortasından çektiriyorum. Bakın arkadaşlar, hiç belli bile olmuyor. Şimdi iki pembeyi birbirine bağlıyorum ve ipimi koparacağım. Hemen içerisine elyaf doldurup örmeye devam edelim. Şöyle önlere doğru hafif yanlara elyafımızı ittirerek dolduralım. Bakalım. Siz eğer ikinci yürüyorsanız böyle kontrol edebilirsiniz. Şimdi 14. sıramızdayız. 14. sıramızda bir ilmek belirleyici kullanmak istiyorum. 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Burada hemen bir tane eksiltiyorum. Ve sıra sonuna kadar 11 sık iğne olması gerek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 18 olan sık iğnem 17'ye düştü. Şimdi 15, 16 ve 17'yi arttırma eksiltme yapmadan 17 sık iğne düz örelim. Toplamda 3 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Şimdi arkadaşlar 17 sık iğneyi düz bir şekilde 3 sıra ördüm. Şimdi burada önde kalan mavi ipimle olan işlemimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bunu artık kesmem lazım. Şimdi flow ilmeğine ipimi taktım ve içerisine bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha örüyorum. Yani toplamda 2 sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Burada da arka arkaya 2 kez arttırıyorum. Birinci arttırmam. Arttırmam ve ikinci
arttırmam. Şimdi tekrardan 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırıyorum. 3 sıra sonuma kadar ne kadar var? 6 8 sık iğne olması gerekiyor sanırım. 1 2 3 5 6 7 8 şurada da bir ilmek, 9 arkadaşlar. Ve hemen ilmeğimi kaydırıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sıramızı hiç arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 23, 24, 25 ve 26. 22 flow ilmeğimiz vardı. 4 kez arttırdığımız için 26 sık iğnemiz oldu. Şimdi ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirle yukarı çıktım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum ve bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum. 2 tane arka arkaya arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırma. 4 sık iğne. 3 4 1 tane arttırıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğnemi kapatıyorum. Şimdi bir sıra daha, toplamda 30 sık iğnemiz oldu burada. 30 sık iğneyi bir sıra düz örüyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Bacakta da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bacaklarımız için arttırma kısımlarımız var arkadaşlar. Bu arttırma kısımları sizin sıra başınız neresi olursa olsun arkasında olması gerekiyor. O yüzden ilmek belirleyicimi tam orta kısmı alacağım. Yani buradan yaklaşık 3 sık iğne açtım. 17. sıramda 3 sık iğne açtım ve ilmek belirleyicimi alıyorum ve arttırmalara başlıyoruz. Şimdi 18. sıramdayım. Bir tane hemen arkadan arttırıyorum ve sıra sonuma kadar düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 ve 16. Toplamda 17 olan sık iğnem 18 oldu. 19. sıramdayım. Bu sıramda bir tek yapıyorum. Bir arttırıyorum. Şimdi 16 sık iğneyi tekrar düz örüyorum. 2 14, 15, 16. Şu an 19 sık iğnem var. Hemen elyaf dolduralım. Şimdi son arttırma sıramız. 20. sıramdayım. 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuma kadar yine 16 sık iğnemi düz örüyorum ve toplamda 20 adet sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. Evet. 20. sıramızı da 20 sık iğneye ulaşarak bitirdik. Hemen sayalım, garanti alalım. 6, 8, 10, 12, 16, 18 ve 20. Şimdi bu 20 sık iğneyi 21 ve 28. sıralar arasına toplamda 8 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 8 sırayı içerisine elyaf doldurarak tabii ki 8 sıra örüp gelelim. 8 sıramı düz ördüm. Şimdi 29. sıramdayım. Burada diz kapakları oluşturacağız. Hemen bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum ve 2 tane eksiltme yapıyorum. 1 2. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman diz kapak kısmına 2 4 6 sık iğne oluyor bende. 6 sık iğnemizi bir örelim. 1 2 3 4 5 6 1 2 evet. 6 sık iğne yetti. Siz de yine ölçerek yapın. Şimdi burada arka arkaya 5 kez arttırıyorum. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. Evet, arka arkaya 5 kez arttırdım. Şimdi sıra sonumda kalan 4 sık iğnemi 1, 2, 3, 4. Evet, diz kapak kısmımızı da oluşturmuş olduk. Toplamda 23 adet sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyicimi bu tarafa aldım. Hemen bakıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane eksiltiyorum. Hemen 21 sık iğnemi düz örüyorum. 1
2, 3, 4, 20 sık iğne arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bir yerde atladım. Otuzuncu sıramızı da bu şekilde bitirdik. 19, 20. Toplamda 22 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 31 ve 32'yi arttırma, eksiltme yapmadan 22 sık iğne düzelelim. Toplamda 2 sıra 22 sık iğnemizi düz örüyoruz. Şimdi 33. sıramdayım. Yine tam arka kısma denk gelecek şekilde arttırmalarım olacak. 1, 2 sık iğne yapıyorum ve bir tane arttırıyorum. Şimdi 19 sık iğnemi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet. 34. sıramızda da 3 tek bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 tek. Bir tane arttırıyorum ve yine 19 sık iğneme sıra sonuma kadar düz örüyorum. Toplamda 24 adet sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Arttırmamız, eksiltmemiz bu kadar. Şimdi bir 12 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 24 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp geliyoruz arkadaşlar. Yani şu kısmı 12 sırayı düz bir şekilde örüp gelelim.